Şimdi öncelikle emeklilikte yaşa takılan EYT'lilere Türk İş'ten çağrı. Emeklilikte yaşa takılan emeklilikte yaş bekleyenler EYT'lilere bu çağrıya kulak verecek mi? Türk İş Kütahya İl Temsilcisi Ramazan İlhan yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ta alanlarda olacaklarını, 1 Mayıs kutlamalarının ana gündem maddesi kıdem tazminatı olduğunu, 1 Mayıs etkinliğinde EYT'lilerin de bizimle birlikte alanda olmalarını istiyoruz ve bu yönde çağrı yapıyoruz dedi. Türk İş Kütahya İl Temsilcisi Ramazan İlhan ayrıca Türk İş hiçbir siyasi partinin arka bahçesinde olmadığını, tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını söyledi. Ramazan İlhan yaptığı açıklamada ayrıca şunları ifade etti. Malumunuz en son Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın ekonomik reform paketi diye açıkladığı reform paketinin içinden sadece ve sadece çalışanların kıdem tazminatıyla alakalı ve bireysel emeklilik sistemi dediğimiz BES'le kıdem tazminatını entegre hale getireceğiz açıklaması çıktı. Şimdi burada kıdem tazminatı Türk İş olarak bizim kırmızı çizgimizdir. Bunu defalarca söyledik. Ve 1 Mayıs'ta en büyük konumuz 1 Mayıs kutlamalarında kıdem tazminatı olacak. Ve meydanlarda bunu sesli bir şekilde dile getireceğiz. Ve genel krev sebebi sayacağımızı da defalarca ifade ettik. Şimdi burada kıdem tazminatıyla alakalı bireysel emeklilik sistemiyle entegre hale getirilmesi ne anlama geliyor? Çalışanın alın teri bireysel emeklilik sistemiyle entegre hale getirilip bunu da işsizlik fonu ve daha önce hükümetler tarafından oluşturulan tüm fonlar gibi Türkiye'nin açıklarını ve deliklerini kapatmak amacıyla kullanacağını düşünüyoruz. Aynı reform paketinin içerisinde Sayın Berat Albayrak'ın açıklamasına göre prim gelirlerinin artırılacağından da bahsediliyor. Prim gelirleri iki şekilde artırılır. Bir, kayıt dışına önlersiniz. İki, prim işçinin sigorta primi oranını %20 yaparak, %25 yaparak artırmak suretiyle artırabilirsiniz. Dolayısıyla burada gene işçiye bir zarar söz konusudur. Netice itibariyle kıdem tazminatı Türk İş ve Türk İş ailesi olarak bizim kırmızı çizgimizdir diyoruz. Bunu hiçbir şekilde kıdem tazminatının hükümet tarafından iş edilip delik yamama politikası olarak asla kabul etmiyoruz. Tabii kıdem tazminatı Türkiye'de çalışan her kesimi ilgilendiriyor. Dolayısıyla emeklide yaşa takılan veya takılmayan meselesi değil. Bu ülkede çalışan kesimin tamamını ilgilendirdiği için emeklilikte yaşa takılanlar da 1 Mayıs'ta yanımızda olsun, meydanlarda olsun. Onların da derdi bizim derdimiz. Aynı şekilde tüm sıkıntılarımızı 1 Mayıs'ta işçi bayramında alanlarda yüksek sesle ifade edelim istiyoruz. Türk İş'in hiçbir zaman dün olduğu gibi bugün de herhangi bir siyasi görüşü yoktur. Türk İş vatanı ve millet sevdası olan her siyasi partiye malum terör örgütlerinin maşalını veya uzantısı haline gelen siyasi partiler hariç hangi siyasi partiye ne kadar uzak veya yakınsa bir diğerine de aynı mesafededir. Dolayısıyla Türk İş'in herhangi bir siyasi ideolojinin veya partinin arka veya ön bahçesi değildir, olmamıştır. Türk İş vatandan yana taraftır. Türk İş milletten yana taraftır. Türk İş ezandan yana taraftır. Türk İş'in tek derdi üyelerini, hak ve menfaatlerini koruyup kollamak, refah seviyesini yükseltmek. Dışında herhangi bir siyasi görüşü yok. Bizim tek siyasi görüşümüz ekmeğimiz ve emeğimizdir. Peki kıdem tazminatı konusuna tekrar gelmek gerekirse, bu bütçe açığını kapatmak için yapılan çalışma olarak değerlendirilebilir mi? Siyasilere çağrınız nedir? Şimdi mesele şudur. Şahsi görüşüm, kıdem tazminatı fonunu bireysel emeklilik sistemiyle birlikte entegre hale getirip burada oluşacak birikimin ülkenin açıklarını kapatmak adına kullanılacağını ifade ettik. Bunun dışında
Sayın Berat Albayrak'ın açıklamasında 5 yıl içerisinde burada biriken paranın ülke gayri safi milli hasılasının %10'u civarına geleceğini kendisi bizzat ifade etmiştir. Dolayısıyla bu rakam çok yüksektir. Bu meblağ çok yüksektir. Bunu yine tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu meblağ ülkenin açıklarını kapatmak için kullanılacak başka yolu yoktur. Hiç kimse işçinin alın terinin veya bireysel emeklilikle entegre hale getirip zorunlu tasarrufunun kahyası olmamalıdır diye düşünüyoruz.